Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hoca. Kanalıma yani Türkçehane'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yani 2021 tayfaya hem Türkçe hem de Edebiyat Yıllık Planımı açıklıyorum. İzin verirseniz ben de herkes gibi öncelikle 2020 tayfaya teşekkür etmek isterim. Geçen sene zor bir süreçten geçtiniz. Normal olmayan şartlar altında sınava hazırlanıp yine normal olmayan şartlar altında bir sınav yaptınız. Elinizden geleni fazlasıyla yaptığınıza eminim. Bundan sonra yapacak tek güzel bir şey kaldı arkadaşlar. O da güzel bir tatil. Umarım sınav sonuçları açıklandığında her şey gönlünüzce olur. Bu süreçte kanalıma karşı ve bana karşı göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı hepinize ama hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, herkes hak ettiği güzel bir üniversiteyi ve iyi bir fakülteyi inşallah kazanır. Yolunuz, bahtınız, kısmetiniz açık olsun arkadaşlar. Dedikten sonra 2021 tayfaya geçiyorum. 2021 tayfa, hazır mısınız? Sizler için çok güzel bir program hazırladım. Üstelik bu senemi sizlere ayırdığımı söyleyebilirim. Yani işimi, gücümü, her şeyimi size göre ayarladım. Arkadaşlar, sizlere bu sene daha çok içerikler üretmeye, daha çok videolar hazırlamaya ve daha çok rehberlik yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda elimden geldiği kadarıyla sizlere farklı kaynaklarda çözmeye çalışacağımı şimdiden söyleyebilirim. İsterseniz lafı fazla uzatmadan programın içeriğine geçmiş olalım. Arkadaşlar, Türkçe programımıza bakacak olursa, bakın Türkçe ayın 13'ü itibariyle başlıyor arkadaşlar. 13 Temmuz'da başlıyor. Aynı zamanda biz arkadaşlar programımızda yani Türkçe programında ağırlık olarak anlama dayalı sorulara ağırlık vereceğiz. Yani sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam sorularına daha fazla ağırlık vereceğiz. Çünkü bu senede görüldü ki öğrencilerin en çok zorlandığı yer paragraf ve anlama dayalı sorular oldu. Her sene bildiğiniz gibi arkadaşlar 27 ile 30 soru arasında paragraf ve anlama dayalı sorulardan soru geldiğini görüyoruz. Yani bu kısım çok önemli. Burayı başarabilirsek arkadaşlar, ki ben başaracağımıza canı gönülden inanıyorum, bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü daha önceki senelerde gerek fiili olarak gerekse YouTube'daki arkadaşlarla bunu gerçekleştirdik. Bu kısmı halledersek arkadaşlar geriye dil bilgisi kalıyor. Yani 10 ya da 11 soruluk kısım kalıyor ki burası da arkadaşlar basit. Burayı rahatlıkla geçeceğinizi düşünüyorum açıkçası. Şimdi 13 Temmuz'da başlayan Türkçe programında bakın sözcükte anlam konusunu ilk konumuz zaten bu. Bununla başlamış olacağız. Ve 2 hafta boyunca arkadaşlar 1 hafta konu anlatımı ilk hafta. Daha sonraki dönemlerde soru çözümü olarak bu süreci geçirmiş olacağız. Sizden rica ediyorum şu süreçte yani eğer Limit TYT Türkçe Soru Bankası'nı bitirdiyseniz bundan sonraki süreçte bu konuyla ilgili farklı soru bankalarından, farklı kaynaklardan sorular çözebilirsiniz. İkinci hafta itibariyle arkadaşlar cümlede anlam konusunu işliyoruz. Yine bu da 2 hafta sürüyor. Diğer aya geçecek olursak Ağustos ayı süreci içerisinde Ağustos'un 10'unda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi paragraf konusuna başlıyoruz ve 1 ay sürüyor arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Hatta bugünden itibaren oturup herkes kendi başına eşit ağırlıkçılar ve arkadaşlar sözelciler günlük 50 soru, sayısalcılar da günlük 30 soru olmak üzere arkadaşlar paragraf çözmeye başlayabilir. Bu şekilde devam eden programımız yine arkadaşlar Eylül ayına geldiğimizde yani Eylül'ün 21'i olduğunda bakın dil bilgisi konularına geçiyoruz. Bu böyle devam ediyor arkadaşlar ve netice itibariyle baktığımızda ise ocağın sonunda anlatım bozukluğuyla dil bilgisini yani komple Türkçe ile bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar burada dikkatinizi çekmiştir. Konu anlatım videolarımız pazartesi günü olacak. PDF'lerimizi pazartesi günü videoların altında yayınlamış olacağız. Buralardan PDF'leri indirebilirsiniz. Yine dikkatinizi çekmiştir.
Ben bu süreçte arkadaşlar Türkçe için söylüyorum. TYT Türkçe Soru Bankası'nın sorun çözmüş olacağım. Bir de vakit kalırsa Ocak ayından sonra limit paragraf soru bankasında çözmeyi düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar sizlere çeşitli haftalarda rehberlik videoları yayınlamış olacağım. Buralarda üniversitelerin, belli başlı üniversitelerin güzel bölümlerini, bunun dışında okuyan öğrencilerin, iyi bölümlerde okuyan öğrencilerle yapılan sohbetleri, söyleşileri buralarda yayınlamış olacağım. Bunu da belirtmiş olayım. Geçelim edebiyat programına isterseniz. Şöyle kısaca bir de ona bakmış olalım. Bakın arkadaşlar, edebiyat Eylül'ün ikinci haftasında başlıyor. Hocam geç değil mi? Geç değil arkadaşlar. Çünkü bu zaman zarfında Türkçe daha çok TYT çalışmış olursunuz. Ve bu süreçte, yani Türkçe ile beraber götürdüğümüz zaman zarfında arkadaşlar, pazartesi günleri yine edebiyattan konu anlatımı olacak. PDF'leri yine ilgili videoların altındaki açıklama kısmından indirebilirsiniz. Daha sonraki kalan kısımlarda da edebiyattan soru çözümleri olacak. Edebiyattaki soru çözümleri de yine Türkiye'nin yine en kaliteli yayınlarından biri olan Limit Edebiyat AYT Soru Bankası'ndan olmuş olacak. Bunu da belirteyim. Edebiyat programımız ise arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Türkçe bitene kadar fazla yoğun değil. Ama Türkçe bittikten sonra bakın Şubat ayından itibaren yoğunlaşmaya başlıyor. Pazartesi günleri olan ders anlatımını ne yaptık arkadaşlar? Hafta sonlarına da eklemiş olduk. Hocam çok yoğun olmayacak mı? Değil arkadaşlar. Bakın Mart'ta da böyle ve Nisan'da bütün konu anlatımlarını bitirmiş oluyoruz. Mayıs'a çok küçük bir konu kalıyor. Ondan sonra da arkadaşlar yine beraber oturup hem Türkçeden hem de edebiyattan soru çözümleri yapmış olacağız. Yine kalan zamanlarda arkadaşlar sizlerle deneme çözümleri olacak. Bunun dışında rehberlik videolarımız olacak arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı geçen sene başlamıştım. Bu sene edebiyat için söylüyorum, bitirmiş olacağım. Bunların sözünü şimdiden verebilirim. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi biz programları bütün ayrıntısıyla çıkarmış olduk. Bundan sonraki kısım size kalmış oluyor. Biz gerekli günlerde gerekli konu anlatımlarını, gerekli soru çözümlerini yapıp sizlere ulaştırmış olacağız. Bazı arkadaşlar kaynak önerileri soruyorlar, videoların altına yazıyorlar. Bu sene arkadaşlar ben size bugünkü videonun açıklama kısmında, yani PDF kısmındaki Türkçe bölümünde, linkinde size ilgili kaynak önerilerini de yaptım. Kendime göre, kolaydan zora göre sıralama yaptım. İsteyen arkadaşlar oradaki kaynakları alıp, kendi seviyesine uygun bir yerden o kaynakları alıp soru çözümüne de başlayabilir. Bunu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar, kısaca programın içeriği bu şekilde. Hepinize güzel bir yıl diliyorum. Allah okuduklarınızı anlamayı, anladıklarınızı da cevap anahtarlarına yerleştirmeyi, doğru cevapları işaretlemeyi sizlere nasip etsin. Sene sonu itibariyle umarım hepiniz güzel bir yıl geçirmiş olur ve güzel puanlar almış olursunuz. Bunda da bizim en ufak bir katkımız olursa ne mutlu bize arkadaşlar. Hepiniz esenlikle kalın, sağlıcakla kalın. Pazartesi görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.